Dün gece çok önemli bir buluşmaya sahne oldu. Başbakan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüştü. Terör, görüşmenin en önemli başlıklarından biriydi kuşkusuz. Tam da o görüşme öncesi PKK Siirt'te kadınları vurdu. Siirt'te veda yemeğine gidenlere hedef alan saldırıda ikisi kardeş, dört genç kadın can verdi, iki kişi de yaralandı. Akşam saat 20.30 sularıydı. PKK'lı 3 terörist polis meslek yüksekokulunun 100 metre yakınına pusu kurdu. Hedeflerinde polis vardı. Yoldan geçen bir otomobili polis aracı zannedip roket atar ve uzun namlulu silahla taradılar. Oysa otomobilde 6 genç kız vardı. Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencisi Nergiz Evin Hatay'a gidecekti. Kardeşleri ve arkadaşları Nergiz için veda yemeği vermek istedi. 6 genç aynı araçla Siirt'in çıkışındaki bir restorana gitti. Restoranda düğün vardı. Yer bulamayınca geri dönmeye karar verdiler. Başlarına geleceklerden habersiz yola çıktılar. Yola pusu kuran 3 PKK'lı gençlerin içinde bulunduğu otomobili polis aracı sandı. Araç uzun namlulu silahla kurşun yağmuruna tutuldu. Ardından can çekişen kızların üzerine el bombası atıldı. Araçtaki 6 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nergiz Evin'le ablası Zeynep, arkadaşları Kevser Çekin ve Nurcan Olgaç kurtarılamadı. Nergiz'in 17 yaşındaki kardeşi Nurhan'la Nurcan Olgaç'ın ablası Gülcan'ın durumu ciddiyetini koruyor. Durumu daha ağır olan Gülcan helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi. Polis saldırı sonrası PKK'ların peşine düştü. Kısa süre sonra sıcak temas sağlandı. Çatışma sırasında gruptaki kadın PKK'lı elindeki bombanın patlaması sonucu öldü. Diğer iki terörist kaçtı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin haberi duyar duymaz apar topar Siirt'e gitti. Şahin hastanede yaralıları ziyaret etti. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Allah sabır versin. Allah sabır versin. 4 genç kızın cenazesi Siirt'te toprağa verildi. Cenaze törenine Bakan Şahin de katıldı. Nergiz ve Zeynep evinin kaderleri abileriyle aynı noktada buluştu. Genç kızların abisi de 2 yıl önce aynı bölgede öldürülmüştü. İki kızını kaybeden babanın kulağından Nergiz'in son sözleri gitmiyor. Telefonla aradım, dedim nerede geliyoruz. 4 dakika sonra baktım kendisi aradı diye bir çatışmanın içerisine gelmişiz. Saldırıda öldürülen Nurcan Olgaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç'ın kızı. Nurcan yüzme antrenörlüğü yapıyordu. Yaralanan ablası Gülcan Olgaç ise hemşire. Kazada ölen Kevser Çekin ise BDP'li belediye meclis üyesi Abdülatif Çekin'in yeğeniydi. Kevser bir süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.